Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Narin'in cansız bedeni bulundu. Evet sayın seyirciler son dakika gelişmesi. 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. Evet ayrıntıları sizlerle paylaşacağız dediğimiz anda son dakika bilgisi geldi. Diyarbakır Bağlar mevkiinde aranıyordu. 19 gündür bir iz yok dedik ama son dakika haberi olarak evet sayın seyirciler şu anda gerçekten çok önemli bir haber bu. Kayıp Narin Güran'ın cesedi cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler arama çalışmalarına ağırlık vermişti. Son olarak eğer Tutmaz Deresi'nde jandarma arama ekipleri arıyordu. Evet İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi paylaşım. Sizlerle arkadaşlarım paylaşacaklar. Evet, Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Diyarbakır Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. 8 yaşındaydı Narin. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu paylaşımı yaptı. Evet sayın seyirciler 21 Ağustos'ta kaybolmuştu. Amca Salim Güran tabii hala cezaevinde. Ee, ne oldu? Narin Güran nasıl hayatını kaybetti? Ekipler didik didik aradılar. Köye giren çıkan 150 araç arandı. Ee, ailesi defalarca ifadesine başvuruldu. Önce abi gözaltına alınmıştı hatırlayacaksınız. Vücudunda ısırık izleri vardı. Bu ısırık izlerinin e, Narin'in DNA'sıyla eşleşmediği anlaşılınca Abi serbest bırakılmıştı. Bakın Tavşantepe mahallesi. Ekipler 19 gündür küçücük bir kız çocuğunu arıyor. Neredeyse yer yarılıp içerisine girmişti. Ardından amca Salim Güran'ın aracı arandı. Aracın şoför mahallindeki e, izlerle Nari'nin DNA'sı eşleşti. Salim Güran gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı. Tabii bu bir cinayet anlamına gelmiyordu. Fakat bugün az önce son dakika haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. O paylaşımı da yönetmenim Efsun'dan rica edeyim tekrar sizlerle paylaşalım. Evet İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bakın dakikalar önce yaptığı açıklamayı Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşan Tepe mahallesinde kaybolan narin kızımızın maalesef cansız bedeni jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu dedi. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun. Evet, 8 yaşındaki bir kız çocuğu Narin. Evet, bu güzel fotoğraflarıyla akıllarımızda, kalbimizde yaşayacak. Evet, jandarma ekipleri son günlerde yani son bir iki günde gelen ihbarı değerlendiriyordu. 19 gündür bölgede bir iz aranıyordu. Bütün çağrılara, kamuoyunun büyük beklentisine rağmen bir iz, bir haber gelmedi Narin'den ve umudumuzu koruduk biliyorsunuz. Günlerce umudumuzu koruduk. Ondan bir ses çıkmasını hepimiz istedik. Fakat maalesef bu haberi sizlerle paylaşmak durumundayım. Bu gülen yüz soldu. 8 yaşındaki bir kız çocuğu 21 Ağustos'ta en son arkadaşlarıyla görülmüştü. Arkadaşlarıyla birlikte hatta oyunu oynayalım diyor arkadaşları. Çok yorgunum. Ben gideyim dinleneyim diyor. Evet son sözleri de bu olmuş oldu. Ama orada bir kayıp 2-3 e, saat var. Tabii onu bilemiyoruz. Jandarma ekipleri e, tabii e, hukuki süreci takip edeceğiz. Acaba Narin nasıl hayatını kaybetti? Bunun sorumlusu kim? Amca Salim Güran hala Cezaevinde. E, aracındaki DNA, e, Nari'nin DNA'sıyla orada bulgular eşleşince e, tutuklanmıştı. Cezaevinde şu anda ama tabi e, bu e, cinayetin sorumlusu kim bunu bilemiyoruz. Jandarma ekipleri e, en son e, eğer tutmaz deresinde arama yapmışlardı arama iz köpekleri de bu çalışmalara katıldı ve bugün itibariyle bu son dakikayı sizlerle paylaşıyoruz. Nari'nin cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından bulundu.